Veri tabanı programlama tarafında en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Standart SQL ve diğer SQL'ler nedir? Yani birisi SQL diyor, biri SQL diyor, PLSQL, PLPG, SQL filan. Bunlar nedir ve SQL ne bunların karşısında? Bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ve bunu da bilmeniz gerekiyor. Bu birçok konuda önemli bir şeydir aslında. Performans dahil. Şimdi ANSI standartları dediğimiz bir konsorsiyum var diyelim. Bu American National Standards Institute, ANSI. Ve teknoloji geliştirenler olarak bazı kurallar koymaları gerekiyor. Örneğin web tarafında HTML, HTML markup dili dediğimiz şey. Her web programlama dili ve platformu çıktı olarak HTML üretmek zorunda. Çünkü tarayıcılar yani Chrome, Firefox vesaire bunlar sadece HTML'i anlayabilir, HTML yorumlayabilir. Şimdi bu bir standarttır. Bu olmasaydı web tarafında tamamen yönetilemez bir tarayıcı kuralları, yönetilemez programlama dili kuralları falan olurdu. Şimdi veri tabanı tarafında da aynı. SQL standartları gene bu şekilde bir gelişme sürecini gösterdiği için söz dizimi çok fazla birbirinden farklı olmasın diye temel bazı sorgular planlıyorlar bu arkadaşlar. Ve buna da standart SQL SQL standartları deniyor. Bunu şuradan gösterebilirim. ANSI.org. Burada genel olarak standart dokümanları, standartizasyon ile ilgili dokümanlara falan ulaşabilirsiniz. Ama ben bunu biraz daha derli toplu hale getirilmiş bir kaynağını göstereceğim size. Şöyle bir adres var. Bunu kullanabilirsiniz. Burada SQL ANSI Standards, How to Build Industry Standards Database. Bu yani bizim endüstride veri tabanı teknolojisini kullanan endüstrilerdeki standardın, bu standardın geliştirilme süreçlerini anlatıyor. SQL ANSI Standards for Database Administration açılımı mesela Structured Query Language. Ve burada bir timeline var. Mesela 1970'te şu olmuş. 78'de şu güncellenmiş. SQL timeline'ından bahsediyoruz biz. 79'da yine başka bir şeyler olmuş. Çünkü uzun bir şey, hepsini okumayacağım. Ve temel olarak da standartları şöyle özetliyor. ANSI Standards year by year. Her yıl gerçekleşen ANSI standartları. 1986'dan SQL 87 standardı formalize edilmiş. Ve 89'da da SQL 89 standardı oluşturulmuş. Üzerine bir şeyler eklenmiş. Bunların detayları yok burada. Onun için ansi.org'a bakmanız gerekiyor. Burada yeni şeyler eklenmiş. 3 yıl sonra 92'de gene yeni güncellemeler yapılarak bir güncelleme daha çıkartılıyor. Bu da ANSI ISO SQL 92 olarak geçiyor. Ve 99'da farklı bir versiyon daha yayınlanıyor. Mesela 2003'te neyin eklendiği tam olarak belli. Yani burada okuyabiliyoruz bunu. Ve burada XML related features diyor. XML dokümanları oluşturmaya ve bunların yönetimiyle ilgili temel standartlar SQL standardına eklenmiş burada. Çünkü o dönemlerde XML yeni yeni standart hale gelmişti ve veri tabanları bunu destekliyordu, desteklemeye başlıyordu. Tam güçlü bir şekilde olmasa da. O ara hemen standart güncellenmiş ve kurallar konulmuş. Mesela bu şekilde. Ya da 2006'da bu biraz daha geliştirilmiş XML kuralları mesela. XML ve Enable Application Integration, bu XQuery dediğimiz XML nodlarını sorgulama yetenekleri var. Bunlar mesela SQL standartlarına eklenmiş.
Instead of Trigger ve Truncate gibi söz dizimleri 2008'de buraya eklendiği söyleniyor. Ve 2011'de bazı farklı birkaç ekleme yapılmış sorgu diline, SQL sorgu diline gibi şeyler. Burayı yani merak ediyorsanız bir okuyabilirsiniz. Genel bilgi sahibi olursunuz bu sayede. Bakın Putting SQL to the test neler var temel olarak? Update, delete, select, insert, where gibi sorgular bizim en temelde SQL standardında olan sorgular aslında. Bunlar bizim base dediğimiz kısımlar. Ve şunlar bunları içeriyor mesela SQL Server, MS Access, MySQL, PostgreSQL, Oracle Database bunların hepsi bizim temel sorgularımızı, temel SQL standartlarımızı destekliyor. Merak ettiğiniz şeyler varsa buradan inceleyebilirsiniz. Diğer detaylara da bakabilirsiniz. Şimdi bu bizim standardımız. Bunun üzerine de mesela Microsoft diyor ki tamam SQL standardına uymak zorundayız. Ama diyor bu yeterli değil. Ki bu yeterli değil zaten. Standart oluşturanlar da bunu biliyor. Sadece bir temel oluşturmak amaç burada. SQL Server diyor ki ben kendi mimarimi, bu işletim sistemlerini filan veri tabanı motoru içerisinden yönetebilecek bir dil geliştirmek istiyorum aynı zamanda. Yani kendime özel olsun ki daha güçlü yönetebileyim ben bu veriyi diyor. Buna da diyor ki o zaman ben bunun adını T-SQL yaparım. SQL'i desteklerim. Ayrıyeten de T-SQL, Transact SQL olarak ayrı bir dil geliştiririm diyor burada. Ve onu kullanırız. Bu nedenle SQL Server T-SQL programlama yapar. Ama arka planda SQL'i de destekler. Bazı durumlarda çok karmaşık olduğu için arka planlarda farklı işlemler yapabilir veri tabanı motorları ama temel işlemlerde siz T-SQL yazsanız bile arka planda bu SQL'e çevrilir. Veri tabanı motoru tarafından. Çünkü bu daha performanslı yöntemdir. Temel SQL çok basic'tir. Çok basit ve hızlı işlenir. Veri tabanı motorları içerisinde de SQL'i ve T-SQL'i ayrı yorumlayacak motorlar vardır. Bu nedenle şöyle diyebilirim özetle. Siz eğer temel SQL ile yapabileceğiniz bir işlem varsa bunu temel SQL ile yapmanız lazım. Ama bunun nedeni performans. Bu çok karmaşık bir şey değil aslında. Insert yapıyorsam bu %90 oranında temel SQL'dir. Farklı platforma özgü bazı ek yetenekler kullanmak istersen kolaylık sağlasın diye bu ayrı. O zaman o platforma özel bir SQL kullanmaya başlamış olursun. Oracle'da da benzer şekilde PL/SQL var. Procedural SQL. Gene PL/SQL müthiş güçlü. T-SQL de öyle. PostgreSQL'in PL/PG/SQL'i de öyle. Bunlar çok güçlü. Ve platformu müthiş yönetiyorlar. Yani bir PL/SQL ile e-mail de atabilirsiniz. Sizin database'inizin kurulu olduğu işletim sistemine bağlı olan, ağ üzerinden bağlı olan bir kahve makinesini de yönetebilirsiniz. Gerçek bir programlama dilidir bunlar. Onları ayrıyeten kullanabilirsiniz ama genel olarak bunların ikisini birlikte kullanacaksınız. Sadece aradaki farkı bilmeniz için bu videoyu hazırladım. PostgreSQL tarafında da yine çok güçlü PL/PG/SQL var ve bunu kullanarak ileri seviye işlemler yapacağız. Ama bu kurs şu anki üzerinde çalıştığımız kurslarda mesela ben bunları özellikle belirtiyorum işte SQL ve T-SQL ya da SQL ve ileri seviye PL/SQL gibi bunları ayrı ayrı belirtiyorum ki zihninizde bu farklılıklar yer etsin.